Yine ilk gün yarışan Dilara'dan başlayarak kartlar sırayla açılsın. Puanı Funda Hanım'a verdim. Teşekkür ederim. Çünkü Derya Hanım'ın çok olamayacağını biliyordum. Yani olsa da yetersiz olacağını biliyordum şu an vereceğim puanın. Öyle söyleyeyim, yanlış anlamayın. Selin Hanım'ın ona göre güler yüzünden dolayı aldığı puanlar ona yetecek biliyorum. O yüzden ben Funda Hanım'dan yana kullandım artı birimi. Funda'nın 25 puanı Dilara'dan gelen artı bir puanla 26 oluyor. Selin, Dilara'ya bir cevabın var mı? Bir şey söylemek istemiyorum. Ben Funda'nın kesinlikle hak etmediğini düşünüyorum. Yine adaletsiz bir karar olmuş. Dediğim gibi eğer sizin alabileceğiniz, yani size yetebileceğini bilsem değerlendirme yapardım. Teşekkür ederim. Dilara'cığım, Funda'ya final puanını verirken neleri dikkate aldın? Şöyle bir şey, ilk bize sorduğunuzda kim birinci olur diye verilen cevaplarda duygusal olan bağları gördükten sonra buraya yarışmacı olarak değil de arkadaş olarak gelen arkadaşları gördüm. O yüzden ben de farklı bir değerlendirme yoluna gittim. İsimleri sorsam kimler? Onlar kendilerini şu an bence gayet isimleri söylemişim gibi anladılar. Bence Şeyma Hanım'la bana diyor. Ben en başından beri bahsettim zaten. Evimizi birbirine çok benzettim. Tabii ki kendi evimde beğendiğimi onun evinde de beğeneceğim. Beğenmeseydim tuhaf olurdu. Ben de iki evin arasında da öyle bir benzerlik göremedim. Bana göre sizin evin evinizde benzerliği eşyalarımızın, çeyizlerimizin. Bence Funda Hanım'la benziyordu mobilyalarınız bakımından. Bilmiyorum nasıl benzettiniz ama tabii işte dediğim gibi farklı şeyler olunca beğenmek normal. Selin final puanını kime vermiş bakalım? Ben Derya yazdım. Sebebini söylemek istiyorum. Açıkçası ben Dilara Hanım'ı yazmayı çok istemiştim. Hani onu ilk gün olduğu için biraz ön yargılı davrandığımı düşünmüştüm. Ama bugün buraya oturduğumda en sonuncu ev olarak benimkini gördüğünü duyduğumda çok üzüldüm, yani şaşırdım. En kötü evim benim olduğunu gördüğüm için. Ya Funda Hanım diyecektim ya Derya Hanım diyecektim. O an çok düşündüm, çok heyecanlandım. Bir puanı vermeye ikisi arasında çok gittim geldim. Derya'nın 21 puanı Selin'in artı bir puanıyla 22 oluyor. Funda, Selin seninle Derya arasında ikilem yaşamış ama puan Derya'ya gitti. Bu evi benimle kıyasladığını düşünemiyorum şu anda. Bir de Derya'nın kazanmayacağı zaten. Ama evi kıyaslamadım. Evden besbelliydi yani. Ev dışında her şeye puan veriyorsunuz sanırım. Vicdanınız nasıl rahat rahat gideceksiniz yani, buradan çok merak ediyorum yani gerçekten. Ben de cevabımı aldım zaten. Şu an kesinlikle aldım. Yani eve verilmemiş evet, puanlar. Evet evet kızlar, hiç adalet, zerre adalet yok yani şu puanlarda. Helal olsun. Helal olsun. Tire'de artık altınları böyle, kızlar adaletsizlikle aldım diye dolaşırsınız herhalde. Sizin düşünceniz. Ve sadece benim değil farkındasınız. Çoğunluk varsa eğer bir sıkıntı vardır yani orada. Henüz bir şey bitmedi gelinler. Açılacak kartlar durumu değiştirebilir. Dilara. Çünkü üç arkadaşımızdan sonra evi en iyi olan Dilara'ndı. Teşekkür ederim Fındacığım. Rica ederim. Şu anda gördüğünüz gibi kimlerin arkadaşı olduğu karşı karşıya adaletli çok belli oluyor. Adaletli bir değerlendirme yapmış diyelim. Hiç adaletli değil. Sizin o zaman gibi daha evleri birbirine yakın bulup da en azından yapmamış. Çok farklı iki tarz ama doğru bir değerlendirme diye düşünüyorum ben. Ben evimin aynı tarzlığından bahsetmedim. Evet. Dilara'nın 24 puanı Funda'nın artı bir puanıyla 25 oluyor. Ben çok üzüldüm. İnşallah Şeyma Hanım birinci olur. Yani şu an gözü kalınmış bir altın gibi algılayacağım ben bunu birinci olursam. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben arkadaş olduğumuzu sanmıştım. Gerçekten şu an çok üzüldüm. Ve sebebini de anlattığım halde. Sebepleri saçma zaten. Senin ama sizin saçma değil. Herkesin evinde kimse evine göre kara puanlandırmayı kara gözüne yaptı. Puan vermiyor yani. Güler yüzüne misafirperverlik belli ben yani, anladınız mı? Ben evinde herkese puanlamasını yaptım. Keşke evet. Şeyma Hanım'a verseydim. Ama ben ona zaten hiç kimsenin zaten birbirine o puanı verdiğini düşünmüyorum. Çok yüksek bir puan verdim. Öyle yani şu an hesaplamayı yaptığıma göre de zaten hiç kimse birbirine o puanı vermemiş. Çok fazla olacak hani Derya Hanım'ın puanı da düşük geleceğini i̇şte düşündüm. Bu yüzden diyorum ki o altınları böyle eğer siz alırsanız
takın, deyin ki olmayacak evlere verdim yüksek puanları, bakın işte böyle aldım deyin. Olur ama mu? Ama zaten sizin eviniz benim öyle zevkim deyin. Değildi. Ben kişiliğe verecektim. Evet. Verdiğim puan zaten... Hala kişiliğe verecektiniz yani. Eviniz için zaten vereceğim puanı vermiştim. Evet. Belli oluyor. Teşekkür vermiştim ederim. Vermiştim evinize. Biz de size arkadaş sanmıştık Selin Hanım da. Siz işleri bayağı güzel yürütmüşsünüz yani. Nasıl yürüttüm? Gayet adaletsiz bir şekilde yürütmüşsünüz. Nasıl adalet? Bu öyle bir puanla mı adalet? Ben sana verseydim bu bir puanla ne olacaktı? Bir puanla ne alakası var bunun? Bir puanla ne alakası var? Evet, ne alakası siz var? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Anlattım zaten burası gelin evi. Siz anlamadınız mı? Burası gülen yüzlü olma evi değil. Ben burası zaten misafirperver olma evi değil. Evine göre puanımı verdim. Siz kendinize yakın olan evi böyle puanlamak zorunda değilsiniz yani. Siz o evi beğeniyorsanız tamam, puanlarsınız. Tamam, beğendim kızın anladınız evini. Mı? Aynı benim evdeki mobilyalar. Eleştirirken öyle demiyordunuz ama. Ne diyordum söyle. Hı-hı. Sadece ben o bir siyah, diyen siyah biz değildik. Fonunu... Konularını yatak odası tamam. Eleştiren de sadece biz değildik siyah mesela. Siyah fonunu sevmedim. Onun evet. Dışında baharat takımlarımız, çoğu şeyimiz bizim aynı. Çeyizimiz. Evet. İyi ki aynı olmuş. Şey yapın isterseniz, altınların yarısını da verin. Veririm. Öyle. Gönül rahatlığıyla veririm. Bence de ona. Öyle yapın. Başka türlü gönlünüz rahat etmez zaten. Puanlara şöyle bir baktığımda Dilara 24 artı 1 ile 25, Şeyma 26 puanda. Henüz final puanı alamadı. Selin 27 puanda, o da henüz final puanı alamadı. Funda 25 artı final puanı ile 26, Derya 21 artı final puanı ile 22 puanda. Derya ve Şeyma kartlarını henüz açmadılar. Şu an Selin, Funda, Şeyma hatta Dilara birinci olabilir. Bu dört yarışmacının birinci olma şansları devam ediyor. Evet, bakalım bu hafta altınları kim kazanacak? Bakalım kim birinci olacak? Dilara mı? Şeyma mı? Funda mı? Selin mi? Şeyma ve Derya, kartlarınızı aynı anda açmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şeyma. Derya ve Şeyma'nın final puanları Selin'e gidiyor. Selin Gelin 29 puanla birinci oluyor. Selin Gelin birinci oldun, neler hissediyorsun? Çok dua ettim. Kendimden çok ailem için, çünkü çok emekleri var. Çok çok uğraştılar. Dualarımda hep sürekli Allah'ım dedim, hani ailem ve arkadaşlarım çok uğraştılar benim için bu gün için. Dedim hani onların dedim hani emekleri boşa çıkmasın. Ben de çok istiyordum tabii ama hiç böyle düşünmüyordum. Kızlara da dedim yemin ederim size Allah büyük. Ben sonuncu da olsaydım asla bu tepkiyi vermezdim. Asla. Veremezdin asla zaten. Ben vermezdim. Adaletliydim çünkü ben birinci olsam da benim gönlüm rahattı. Ama sen bu altını taktıkça beni hatırla. Tamam. Yok Zeynep, şu kapıdan çıkınca bir daha hatırlamam ben. Hatırlama zaten. Çünkü hayatımda bu vicdan azabıyla yarışamaz zaten bir insan, yok, anladın mı? Yok, vicdan azabım yok benim. İnsanlar izleyince karar verecek neyin ne olduğuna. Güler yüzlü Selin'cim, sen gülmeye devam et. Beni zaten anladın? Herkes biliyor güler yüzünü, sen merak etme. Evet aynen. İnsanlara söyle bugün kalbiniz gülüyorum. Kaç puan vereceksiniz bana, yap böyle, olur mu? Evet. Gelinler, hafta içi puanları veren sizlersiniz. Final puanlarını da siz verdiniz. Birinci olan gelinimiz Selin'i bir kez daha tebrik ediyoruz ve takı merasimi başlasın diyoruz. Ben şu an Funda'nın duygularını çok merak ediyorum. Nasıl bir his Funda'cığım? Hak etmeyen birini takması sence? Tabii ki de ben kazanmak isterdim ama yapacak bir şey yok. Bu da bir yarışma. Sağlık olsun diyelim. Ben seni tebrik ediyorum Selin. Güle güle kullanın yine de. Yani size hep söyledim, mutluluktan ağlarım. Ama kaybedersem ağlamam demiştim. Şu an sinirimden ağlamak istiyorum. Bence vicdan azabıdır o da, siz yine değiştiriyorsunuzdur. Nedense hala tek taraflı düşünüyorsunuz. Evet. Teselli altınlarını unutmayın gelinler. Ben güle güle kullansın. Teşekkür ederim, sağ ol. Tebrik ederim, güle güle kullan. Teşekkür ederim, siz de güle güle kullanın. Ben de çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sen de. Ben erdemli bir davranış görün sadece diye şöyle gayet isteksiz bir şekilde tebrik edeyim. Yeterli sizin için. Ben isteksiz bir şekilde kabul ederim. Evet. Teşekkürler. Teşekkür.